İnsan eseriyle yaşar. Baki kalan gök kubbede hoş bir seda. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Evet, çok güzel atasözlerimiz var. Ama bu atasözleriyle beraber önemli bir isimle birlikte olacağız. Bugün İpek Yolu'nun önemli merkezi burası. Kültürler başkenti, devlet adamlarının yetiştiği yer, kayısı başkenti Malatya'da ve Malatya kubbesinde hoş seda bırakan değerli bir devlet adamımız, siyasetçi ve gönül insanı Metin Emiroğlu ile birlikteyiz. Metin Bey merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Merhabalar. Kısaca kendinizi bize tanıtın dersek biz evet. Malatya'da Metin Emiroğlu Bey'i anlatacağız ama buyurun. Yani İsmail Bey, belgesel konusunda çok usta olduğunuz belli. Çünkü beni anlatmak için tespit ettiğiniz yer o kadar enteresan ki, benim evimle okulum arasında bir yer burası. Benim evim hemen ileride, vali konağının 2-3 ev üzerinde bir ev, tek katlı bir evdi. Ve ben ilkokula oradan önlüğümü giyerdim. Annem benim cebime dut kurusu ve cevizleri koyardı. Oğlum okula gidinceye kadar bunları ye derdi. Ben onları atıştırarak gelirdim. Burada şimdi şu arkada gördüğünüz Gazi İlkokulu'na giderdim. Gazi İlkokulu Doğu'nun Robert'i olarak anılan bir ilkokuldur. Oradan daha sonra ticaret hayatında, iş hayatında, siyasette, sanatta isim yapan çok değerli insanlar yetişmiştir Gazi İlkokulu'ndan. Sonra ortaokuluma gelince, ortaokul burası, Atatürk Evi o zaman ortaokuldu. Biz burada okuduk ve orayı bitirdikten sonra da liseyi de Malatya Lisesi olarak şimdiki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olduğu binaya geldik. O liseye geleceğiz ama şöyle evet. Hem kameraya da bakalım ve kameraman arkadaşımız da o liseyi göstersin. Vefa önemli. Vefa İstanbul'da sadece bir semtin adı değil. Vefa geçmişe sahip çıkmak, değerlere sahip çıkmak ama geçmişi unutmamak. Evet. Biz sizi Hacı Emiroğulları Beyliği belgeselini araştırmak, çekmek üzere tanışmıştık yıllar önce ve çalışıyoruz. Ama lise gerçekten önemli. Siz bir etkinlik için buradasınız ve bizi de davet ettiniz. Onu dinleyelim sizden. Evet, biz burada 960 mezunu, 59-60 mezunu Malatya liselerle buluşmak için buradayım ben. Şimdi arkadaşlarımla biz her sene bir yerde buluşuyoruz. Bu sene Malatya'yı da buluşmayı tercih ettik, seçtik. Sınıfımız 32 kişiydi. Bu 32 kişinin hepsi üniversiteyi bitirdi. Çok işlerinden başarılı insanlar yetişti, çıktı. Biz tabii Malatya Lisemizi, burada geçirdiğimiz günleri ve hocalarımızı hiçbir zaman unutmadık. İsmet Paşa Malatya'ya geldiği zaman Malatyalılar diyorlar ki, paşam sen Malatya'ya pek bakmıyorsun, işte şehir harabeye döndü, şöyle oldu böyle oldu, beni bir gezdirin diyor. Şehri gezdikten sonra diyor ki, bunlar yapılır, bunlar kolay diyor. Ben diyor Malatya'ya çok hizmet ediyorum ama diyor siz farkında değilsiniz diyor. Nasıl ediyorsunuz diye sorulduğu zaman, ben diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi hocalarını Malatya Lisesi'ne gönderdim diyor. Şimdi diyor o hocalardan yetişecek öğrenciler bu ülkenin kaderinde büyük etkiye sahip olacaklar. Bunu ileride göreceksiniz diyor. İsmet Paşa'nın söylediği o sözler gerçekten Malatya Lisemizin tarihine geçmiştir ve o lisemizden çok üniversite konusunda güzel insanlar yetişti. Bir de hocalarımız bizi mezun ettikten sonra hepsi akademik kariyere intisap ettiler. Bu bir tesadüf olamaz. Yani bir tanesi bile boşta kalmadı. Bizi mezun ettiler. Bizden sonra 2-3 kuşak mezun olduktan sonra da onlar akademik kariyere gittiler. Malatya Lisemiz çok güzel bir lisedir. Dolayısıyla bizim o liseden aldığımız feyizleri unutmamız mümkün değil. Hele bir edebiyat hocamız vardı. Biz fen bölümü mezunu olmamıza rağmen biz edebiyat hocamıza adeta aşıktık. Sınıfa girer, girdiği zaman bir şiir okuyarak girer. Böyle Türkçesi güzel, konuşması güzel arkadaşlarımıza hemen görevler verir. Onlara sen de şu şiiri oku bakayım der.
Ve bize edebiyatı, tabii edebiyatın yanında insan sevgisini, vatan sevgisini, bayrak sevgisini öğreten çok değerli hocalarımız oldu. Onlara minnettarız. Bu vesileyle onu da söylemek istiyorum. Evet, Malatya Lisesi'ni 60 yılında ihtilal senesi biz bitirdik. Ondan sonra da üniversite hukuk fakültesine evet. Geçmişe geleceğiz. Arkadaşlık önemli. Arkadaş her şey. Ve arkadaş ne kadar güzel Türkçe bir kelime. Evet. O yıllara bir gidelim. Siz arkadaşlarınızı bu yarın gezeceksiniz, evet, toplayacaksınız gezeceğiz. Ama evet. Bir zamanı durduralım ve siz evet. O çocukluk evet. Yılların şey liseli yıllarda evet. Unutamadığınız bir anıyı hem bugünkü liseli gençlere hem de öğretmenlerimize ithaf olsun. Siz eski bir Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanısınız. Buyurun. Evet. Vallahi çok hatıralarımız var tabii. Hocalarımız bizi böyle Mayıs ayında, şimdi Mayıs'a da girdik, bugün 1 Mayıs. Bu vesileyle 1 Mayıs'ı da emekçi kardeşlerimin ve bütün halkımızın 1 Mayıs'ını da kutluyorum. Böyle Mayıs ayına girince Malatya zaten her mevsimi çok güzel bir vatan beldesidir. Ama Mayıs ayı ayrıca güzeldir. Malatya'ca binlerce dönüm kayısı plantasyonunun ilkbahardaki cümbüşünü bir düşünün. Çiçekler her tarafı çiçek basar. Cenab-ı Allah bize hem çiçeği hem toprağı hem güneşi hem de suyu vermiştir Malatya'mızda. Dolayısıyla Malatya bölgesinde etrafına ışık saçan Allah'ın büyük lütfu cennet vatan parçasıdır. Toprağımıza çok bağlıyız. Şimdi Mayıs ayında hocalar bizi Yeşil Yurda gezmeye götürdüler. Bir hatıramızı anlatalım. Yeşil Yurtlu bir arkadaşımızın bahçesinde gezerken arkadaşlardan bir tanesi oradan kanal geçiyor yan taraftan. Kanala düştü. Kanala düştü. Kanal çok kötü. Kanal akıyor ve orada bir delhize giriyor. Yani oraya kadar eğer bir arkadaşımızı çıkaramazsak orada kaybolup gidecekti. Yukarıdan bağırdılar. Arkadaşı Nihat suya düştü, Nihat suya düştü diye biz onları duyduk. Hemen oradan bir devrilmiş kavak ağacı bulduk. Onu hemen tutarak suyun üzerine attık. Nihat suya kapılmış vaziyette geldi ve o şeye tutunarak tam böyle delhizin önünde onu oradan çıkarmıştık. Bu büyük bir hatıramdır. Onu unutmam mümkün değil. Tabii daha çok hatıralar var. Hatıralarımız o derece güçlü ki senelerdir 960 yılında mezun olduk. İhtilal senesi mezun olduk. Ama bizim arkadaşlarımız bitmedi. Yarın da burada buluşacağız yine. Buluşacağız. Tebrik ederim. Ama buradan evet. Bu hem ilkokulunuz hem ortaokulunuz evet. Hem de liseniz burada. Evet. Gençlere, eğitimcilere, evet. Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı da yapmış evet. Bir devlet adamımız olarak evet. Özel mesaj almak isterim sizden. Evet. Gençlerimizin gözlerinin içine evet. Bakarak hem şöyle kameranın merceğine evet. Evet. Neler söylersiniz gençlerimize efendim? Vallahi çok şeyler söylemek isterim. Bir kere gençler burada bakın. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini ve muhafaza etmektir diye böyle gidiyor. Şimdi Atatürk'ün bu şeyin etrafında çok güzel günler geçirdik biz ve bir cumhuriyet nesli yetişti. Bu cumhuriyet nesli Türkiye'nin hem bugününü ihya etti hem geleceğini ihya edecektir. Ben buna inanmaktayım. Onun için gençlerimize bir kere her şeyden evvel hangi düşüncede olursa olsun birbirlerini sevmeleri gerektiğini düşünüyorum. Efendim filan kişi niçin böyle düşünüyor, filan kişi neden böyle düşünüyor diye aralarındaki düşünce farklılıklarını mesele yapmasınlar. Neden yapmasınlar derseniz kendi kardeşlerine baksınlar. Bir evde 4-5 kardeş ortalama Malatya'da her birinin huyu değişiktir. Her birinin hem fiziği değişiktir hem kimyası değişiktir. Dolayısıyla insanlar kendi çocuklarının farklı huylarına sahip olduğunu görüyor. Kardeşler farklı huylarda, farklı yapıda insanlar. Dolayısıyla kardeşinde farklılık bulduğu zaman karşısındakinde niye bulmasın?
Dolayısıyla bu Allah'ın bir düzenidir. Cenab-ı Allah insanları fırka fırka yarattım ki birbirinizle tanışarsanız, görüşerseniz ve anlaşarsanız diye ifade etmektedir ayetlerinde. İsteseydi herkesi prototip olarak yaratırdı Cenab-ı Allah. O bakımdan bunu dert edinmesinler. Görüş farklılıklarını isterse hangi usta olursa olsun hiçbir farklı görüşe yan gözle bakmasınlar. Su medeniyettir, su hayattır. Hayatın ta kendisidir su. Acaba susuz hayat olur mu? Su deyince durmak gerekiyor. Yüce Yaradan da zaten insanı bir damla sudan yarattı. Hayatın merkezindeki suyun kıymetini susuzlukta anlarız. Ve su deyince dedik ya durmak gerekiyor. Hele Malatya suyu deyince çok daha durmak gerekiyor. Dünyada Malatya'daki şehir suyunun, musluklardan akan şehir suyunun bir başka benzeri yok. Dağda çıktığı kaynaktan alınıyor. Hiçbir işleme tabi tutulmadan evdeki musluktan ve buradan akıyor. Bu suyun hikayesini değerli bakanımız Sayın Metin Emiroğlu'ndan dinlemek isteriz. Efendim nedir hikayesi bu suyun? Efendim Malatyalılar için su çok önemlidir. Turgut Özal Malatya'ya geldi, ilk konuşmasını yaparken otobüsün üzerinden halka şunu söyledi. Ben biliyorum Malatyalılar için su çok önemli. Ben bu çat barajını onun için yapmak istiyorum. Ne dersiniz diye Malatyalılara sorduğu zaman büyük bir alkış tufanı koptu. Çünkü burası sıcak bir yer. Burada Malatya bulunmaz için gönülleri dağlar ayla güneşin. Şimdi ayla güneşi var Malatya'nın. Eşsiz bir güneşi var. Büyük toprakları var ve çok büyük suları var. Malatya su şehridir. Malatya'nın 10 tane barajı var. Dünyada böyle bu derece suyla haşır neşir olmuş bir başka memleket yok. Ama en büyük hazinemiz 1350 metreden çıkan ve 900 metrede olan Malatya Ovası'na kendi cazibesiyle gelip şehrin her tarafında belediye başkanlarımız sağ olsunlar bunları yaptırdılar. Onlar da suyun kıymetini çok iyi biliyorlar ve buradan bu suları akıttılar. Vatandaş buradan rahatça içebilir bu suları. Bunun bir hikayesi var, size anlatmak isterim. Tabii benim babacığım 1948'de ailemiz Arapkir'den Malatya'ya göçtüğü zaman amcam İstanbul'a göçtü. Orada tekstil fabrikatörü oldu. Türkiye'ye bu blucun kumaşlarını getiren adamdır. Yani tekstilin duayenidir benim amcam Avni Emiroğlu. O vesileyle babama bir gün sormuştum. Sen de neden kardeşinle beraber İstanbul'a gitmedin de Malatya'da kaldın baba diye sorduğum zaman evladım ben Malatya'nın sularından ayrılamadım demiştir. Bizim ailemizde de su bir numaralı meseledir. Suyun içişi bir ritüeldir bizim ailede. Babamın özel bardağı vardı. O bardaktan o suları mutlaka içmek isterdi. Onunla bana getirin derdi. Şimdi bu su meselesinde ben bütçe plan komisyonu başkanı iken pazar günü evime bir Malatyalı benim müşavirlerden Erdoğan Sözmen geldi. Dedi ki efendim dedi bir ihale yapıldı Malatya'nın içme suyuyla ilgili olarak. Fakat dedi öyle bir ihale ki dedi 350 bin liralık veya milyon o zamanın parasıyla bu dedi 350 milyon liralık bu dedi ihaleyi bir arkadaşımız aldı ama ihale öyle zayıf ki dedi Malatya'nın su derdine hiçbir derman olacak bir şey değil. Bir yerden bir yere bir boru döşenecek. Ne haznesi var ne uzak yerlere hatları var. Hiçbir şeysi yok. Bu lütfen bu işe müdahale edin dedi. İller Bankası Genel Müdürü'yle ertesi günü görüştüm. Dedim ki bunu bana bir anlat nedir dedim. Efendim kemküm etti. Dedim ki bak kardeşim sen başbakanın memleketine bir içme suyu projesi yapıyorsun. Ama uydurma bir projeyle bu işi Malatya'nın içme suyunu hallettim diyorsun. Böyle bir şey olamaz. Derhal bu ihaleyi iptal et ve Malatya'ya 1 milyon 200 bin merkez nüfusu olacak olan Malatya'nın içme suyunu projelendir. Ona göre depolarını, hatlarını, merkez köylere olan hatların döşenmesini hepsini içerisine alacak şekilde bu projeyi yeniden revize et ve ihaleyi yeniden yap dedik. Sağ olsun meseleyi anladı ve ihaleyi yenilediler. İhale tabii çok yüksek rakamlara çıktı.
ve Malatya'nın derme suyu kaynağında kaptajın olduğu yerde faaliyet başladı. Suyun önce kaynağını geliştirmeye çalıştılar ve mecliste bir gün otururken telefon geldi. Telefondaki ses çok heyecanlıydı. O müteahhit arkadaşımız Cahit Kovuk Bey almıştı ihaleyi. Sağ olsun Cahit Bey canla başla çalıştı. Ve bana dedi ki efendim size bir müjde vermek istiyorum dedi. Ben dedi bu kaptajın olduğu yerde dedi kazmaya başladım dedi. Kazdıkça su çıkıyor dedi. Kazdıkça su çıkıyor dedi. Ben dedi bir 30 metre kadar gittim dedi. Su bitmiyor dedi. Ben ne yapayım dedim. Suyun bitinceye kadar devam et. Ne kadar su çıkarabilirsen 1350 metre yukarıda o su Malatya için altın değerinde, sen devam et dedim. Şeye bakma dedim. Kaynağını buluruz dedim. Sen devam et dedim. Ve o kaptaş o şekilde meydana geldi. Aşağı yukarı 100 metreye yakın bir şeyi vardır. O bölgeden çıkan suyun hacmi 2-3 misline çıktı debisi. Ve biz o sayede hem içme suyuna hem de çat barajı yapılıncaya kadar sulama suyuna imkan verdik. Ve bu suyu şehrin içerisinde tertemiz böyle musluklardan bu şekilde hiçbir işleme tabi tutulmadan 1300 metre yüksek. Evet, yüksekten çıkıyor. Ve şu anda o su mu bu? O su, o su. Bir içelim kana kana. Olur evet, mı? İçelim. Evet, abi. Suyun kıymetini ancak susuz insanlar anlar ve su yapar, çeşme yapar, sebil yapar bizim ecdadımız ve sudan ücret almaz. Suyu sadece insanlara değil, hayvanlar için de su tahsisleri yapar, çeşmeler yapar. Kana kana su içelim. Ve biz devralen programı olarak bu suyun kaynağına gittik ve muhteşem bir şekilde oradan çıkıyor. Hiçbir işleme tabi tutulmadan şanslı Malatyalıların musluğundan su akıyor. Yani dünyada 3 yerde bu şekilde yüksek bir irtifadan böyle bol su çıkıp da şehre kendi cazibesiyle gelen 3-4 yerden bahsedilir. İkisini biliyorum. Birisi Roma'ymış, birisi de Malatya. Malatya. Evet. Üçüncüsünü de araştırır. Onları bir araştırmak lazım. Evet, Malatya'dayız. Metin Emiroğlu Bey ile beraberiz. Zira Metin Emiroğlu Bey köklerinden kopmayan, hatta sadece bugünkü kökleri değil, 100 yıllar önce köklerinden kopmayan bir isim. Bizi Metin Emiroğlu Bey ile karşılaştıran en önemli kader unsuru da Karadenizliyiz. Atalarımız Çepni boyundan. Malatya nere, Karadeniz Giresun nere? Ve onun hikayesini Emiroğulları Beyliğinin başkenti Mesudiye ile ilgili isterseniz bir görüntülerimiz var. Sizleri bir Mesudiye'ye götürelim. Emiroğullarının 1300 yılında Osmanlı'dan 2 yıl sonra kurdukları beylik Samsun, Giresun, Trabzon, Ordu yöresine asırlarca Türkistan medeniyetini getirmiş önemli bir beylik. Ama o beyliğin Arapgir ile çok yakın ilişkisi var ve Malatya Arapgir ile evet, çok yakın Malatya, Arapgir. Evet. Ama orada bir müze var şimdi Malatya'dan. Hızlı bir şekilde Arapgir'e doğru gideceğiz ama şöyle biz hem bir gezelim, kısa bir gezinti de yapalım. Evet. Malatya'nın bu tarihteki yerini de sizden bir kısaca almak isterim efendim. Şöyle bir alalım ve Arapgir'e devam edeceğiz. Şimdi tabii internet olayı ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada da bilgi alışverişini, bilgi akımını çok hızlı hale getirdi. Ve akademisyenlerimiz tarihin derinliklerine inme fırsatı buldular. Özellikle Türk tarihiyle ilgili, Osmanlı tarihi, Türk Anadolu'yu kuran Türk beyliklerinin tarihi konusunda son zamanlarda güzel çalışmalar var. Bizim üniversitemiz de bu konuya el attı. Tarih bölümü başkanımız ve değerli rektörümüzün liderliğinde Danışment Gazi Kütüphanesi kuruldu. Sempozyumlar yapıldı, paneller yapıldı ve Malatya'nın Karadeniz'le olan ilişkisi ilmi olarak ortaya kondu. Tabii Hacı Emiroğulları orada bir beylik kurmuşlar ama esas beyliğin kaynağı Malatya. Malatya'dan gitmişler. Danışmentname yayınlandı. 1235 yılında yazılan bir eser. Danışment Gazi'nin hikayesini anlatıyor.
Danışmentname Battalname'nin bir devamı. Çünkü daha birinci sayfasında diyor ki Malatya'nın beyleri toplandılar bir mescitte ve bizim bu dış baskıya karşı gaza yapmamız gerekir dediler. Bunun için gidip halifeden izin almamız gerekir. Bunu kim yapabilir? Bunu kimler yapabilir? Ve hemen Battal Gazi'nin torunu olan Ahmet Turasan ile yine Battal Gazi'nin kız tarafından torunu olan Danışment Ahmet Melik Danışment Gazi'yi lider olarak seçtiler. Bunlar bir heyet kurdular. Bu heyeti Bağdat'a gönderdiler. Bunlar hep danışmentnamede anlatılıyor. Yani danışmentname Malatya ile başlıyor. Ve bütün Karadeniz'in, Orta Anadolu'nun fetih hareketinin Malatya'dan başladığını ortaya koyuyor. O bakımdan halifeye giden heyet döndüğü zaman halife çok memnun kalıyor. Bütün o illeri hem Orta Anadolu'yu hem Karadeniz'in fethi olayının zaten 1071'de Sultan Alparslan Danışment Gazi'ye vermişti. Ama ben size onun evvelini anlatıyorum. Bu arada 1071 oluyor, 1071'e katılıyor Malatyalılar. Yani bir Malatya evet. 1071. Bir evvel, ben evvel anlatıyorum. Çok önemli. 1071'den evet. önce evet. Malatya'da bir evet. beylik var, danışment evet. gaziler. Bunlar tabii, fethi tabii, için Bağdat'a gidiyorlar. Uğraşıyorlar. 1071. Evet. Demek evet. 1071'den önce evet. buraya geliyorlar ve burada bir büyük medeniyet oluşturuyor. Medeniyet. Şimdi Malatya böyle Hristiyanlarla Müslümanlar arasında Malatya Müslümanların, Abbasilerin serhat şehri. Yani Malatya'nın bütün ileri gelen beyleri, özellikle Türk boyları burada Bizans'a karşı burada bir saf tutmuş vaziyetteler. Dolayısıyla Malatyalıların Anadolu topraklarına girmesi 1071'den çok evveldir. Yani Arapların Anadolu'ya gelmesiyle beraber başlar. Mesela Battal Gazi, bunlar bu komutanlardan bir tanesidir. Ve onun torunları da onun yolundan devam etmişlerdir. Daha sonra 1071'e katıldılar. 1071'den sonra da Sultan Alparslan onlara hem Danışment Gazi çok yararlılık gösterdi. Ve Malatyalılara hem Orta Anadolu'yu hem Karadeniz'in fethi görevini verdi. Malatya fatihler şehri onun için. Biz şimdi 1101 tarihini Malatya'nın fetih tarihi olarak kutluyoruz iki senedir. Kutlayacağız bundan sonra da. Kutlandı resmen mi? Kutlandı. Resmen bundan sonra her yeni sene bu yeni başladı. Malatya'nın kurtuluş günü yoktur. Malatya düşman işgali görmemiştir. Cenab-ı Allah Malatyalıların İslam'a ve Türklüğe yaptıkları, bu vatana yaptıkları hizmetlerden dolayı buraya düşman ayağı sokmamıştır. Burası fethinden beri Türk ve Müslüman bir yurt olarak kalmıştır. Bütün Anadolu'nun fethinde de Malatyalılar görev almıştır. Bunun en önemli şeyi Karadeniz'deki bizim Malatyalıların şehitlikleridir. Onların hikayesini, onların gerçeklerini Arap Girdi anlatacağız. Evet. Ve Doğu Karadeniz'in, Giresun, Trabzon, Samsun, Ordu yöresinin Malatya'ya çok büyük vefa borcu var. Biz o vefa borcunu ödemek üzere buralara geldik. Sağ olsun Metin Bey. Özellikle bilgiler veriyor ve biz Malatya'dayız. Şimdi de Arap Gire doğru yolumuz devam ediyor. Uygarlık ve medeniyet, tamiri bilat, terfi ibad diye tarif edilir. Yani
insanların bilgilendirilmesi, şehirlerin insan onuruna yaraşır hale getirilmesi. Evet, musikimizle, mimarimizle ve şehirlerimizle muhteşem bir medeniyete sahibiz. İpek Yolu'nun önemli bir merkezi Arapgir ve Çin'den başlayan İpek Yolu bütün Türkistan coğrafyasını geçtikten sonra Anadolu'dan, Malatya'dan, Arapgir üzerinden ilk kez Karadeniz'de, Denizli'de, Tirebolu'da, Giresun'da buluşur. Ayrı bir yol ise Hekimhan üzerinden devam eder. Arapgir o dağların arasında bir kartal yuvası gibidir. Fırat Havzası'ndadır, gönüller coğrafyasındadır. Arapgir Belediyesi Kültür Müdürümüzle birlikteyiz. Doğru mu efendim? Evet. Bize bir kısaca Arapgir'i tanıtır mısınız? Evet efendim. Arapgir tarihin derinliklerinde tam olarak ne zaman kurulduğunu kesin olarak bilmemekle birlikte Asurlar, Hititler, efendim İlhan Romalılar, İlhanlılar, efendim Selçuklu ve Osmanlı da sonra da şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde kalan sizin de buyurduğunuz gibi Yukarı Fırat Havzası'nın İpek Yolu'nun önemli ticaret merkezlerinden birine ev sahipliği yapmış. Tarihi boyunca hep bir cazibe merkezi olmuş, bir ticaret merkezi olmuş. Tarihin derinliklerine yön veren insanların yetiştiren bir yer olmuş. Doğası, kültürü, tarihi, coğrafyasıyla birlikte bu bölgede bir lokomotif şu anda görevinde üstlenmiş durumdadır. Osmanlı'da ciddi paşalar yetiştirmiş, yedi sadrazam yetiştirmiş. Kültürün en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi. Kayarası kanyonumuzla beraber Eskişehir Vadimiz, Onar Köyü'nde 800 yıllık şu anda bir cemevimiz, milattan önce 1200'lü yıllarına dayanan bir kaya mezar odalarımız ve bu kaya mezar odaları Roma'dan kalma, çoğunda da Türkler de kullanmışlardır. Yoğunluk onarda olmakla birlikte Orman Sırtı, Eski Arapgir, Konducak Mahallesi ve Bostancık Mahallemizin bu bölgelerde de yoğun kaya mezarları bulunmaktadır. Roma kaldırımı, Kuyulan bölgesinde Roma kaldırımı, kaya mezarları, hatta Roma mezarları bulunmaktadır. Merkezimizde önemli konaklarımız var. Cevat Çobanlı Paşa, ki o Çanakkale Fatihlerinden bir tanesidir. Cevat Çobanlı Paşa konağımız, Kaşgal Konağı. Aslında Doğu Karadeniz'de Türkistan medeniyeti tarihini araştırmak üzere yola çıktık. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun yörelerinden, Tokat üzerinden Malatya'ya geldik. Hacı Emiroğulları Beyliği. Evet. Osmanlı'dan sadece 2 yıl sonra 1301 yılında Ordu Mesudiye'de kurulan bu beylik, Doğu Karadeniz bölgesine Türkistan medeniyetini getiren önemli bir beylik. Ve bu beyliğin kurucularının Malatya'da bağlantısı olduğunu, işte Danışment Gazi'nin, Battal Gazi'nin torunu, Danışment Gazi'nin de evlatları, torunları Hacı Emir Beyliği'ni Ordu Mesudiye'de kuruyorlar. Giresun'u Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethinden 70 yıl önce fethediyorlar. Trabzon Pontos'tan 69 sene önce vergi alıyorlar. Bu muhteşem beyliğin afadı, genç yetiştirdiği bölgenin de Arapgir olduğunu ve Arapgir'de Emiroğulları Müzesi'nin olduğunu öğrendik ve Sayın Metin Emiroğlu, eski Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanlarımızdan birisi, onun bir vakıf konağı bağışladığını öğrendik. O konakla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Emiroğulları Müzesi konağı. Tabii. Sayın Bakanımız, ilk önce çok teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. Arapgir'imizin yetiştirmiş olduğu nadide siyasi ve Arapgir sevdalısı kişilerden bir tanesidir. Şimdi Sayın Bakanımız burayı ilk önce il özel idaresi, o zaman büyükşehir olmadan önce il özel idaresine bağışlamıştı. O dönemde bir restorasyon gördü ama boş kalmıştı. Sonra Sayın Bakanımızın bütün çalışmaları ve gayretleriyle bizim de elimizden gelen imkanlarımızla orayı bir tarih müzesi ve tarih parkı şeklinde dönüştürmek için bir çalışma başlattı geçen yıl. Biz şu anda orayı yapmaktaki maksat, gençlerimize, yeni yetişen nesillere bir tarih bilincinin,
Biz kimiz, neredeyiz, ne yapmışız, bu Arapgiller, bu Malatyalılar kimdir? Bu bir kere buradan başladık. Sayın Bakanımızın ailesi Alparslan'ın uç komutanlarından bir aileden geliyorlar. Özellikle de benim bildiğim kadarıyla sağ uç komutanının ailesinden geliyor Sayın Bakanımız. Böyle asil bir aileden gelince bu asil ailenin de fertlerinin neler yaptığını bizim şu andaki yetişmiş yetişen gençlerimize aktarma, anlatma anlamında bir girişim başlatmıştı. Geçen yıl Ekim ayında da buranın açılışını yaptık. Bir tarih tünelimiz, içerisinde bir kütüphanemiz var. Orayı gezip göreceğiz. İsterseniz şöyle yapalım. Müdürüm, size çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladınız. Bu güzel handa beraber olduk. Bilgiler verdik. Ve hemen sözü uzatmayalım o güzel Arapgir'e. Ki önemli. Arapgir, Müslümanların girmesi anlamında, temiz su anlamında değişik manalara gelen Arapgir şehri. Bir gerçek var ki binlerce yıllık tarihi geçmişiyle kültürümüzün, medeniyetimizin önemli ögelerinin bulunduğu yer. Arapgir'deyiz ve birazdan Emiroğlu Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Ben heyecanlıyım. Böyle bir değerli dostla beraber olmak zannediyorum siz benden daha çok heyecanlısınız. Gerçekten çocukluk yılları hatırlamak. Evet. Arapgir burası. Arapgir. Buralar önemli. Hem şöyle gidelim. Bu tarihi mekanlar. Burası buğday pazarı. Bütün alışveriş Arapgir'de. Köylüler buraya gelir, mallarını getirirler. İşte buğday alışverişi, diğer mallar ne varsa köylerde yetiştirilen. Hayvanlar gelir, aşağıda şey var. Onlara müsait yerler var ve burada alışveriş merkezidir. Caminin önüdür yani. Aynı zamanda çeşmedir, sudur yani, hayattır burası. Arkası da galiba han değil mi? Evet, arkası da millet hanı. Oraya da kervanlar gelir. O kervanlardan inen insanlar hem konaklarlar, hem hayvanlarına bakılır, hem de ticaret yaparlar. Hem de şöyle bir gidelim geçmişe. Evet, bakın yani. Benim babam şurada manifaturacıydı. Tam şu köşede dükkan vardı. Burası oraya kadar böyle dükkandı. Sonra yıktılar onları. Ha, bu şeye doğru, caddeye doğru biraz daha. Bu cadde bu kadar geniş değildi. Caddeyi genişletmek için o dükkanları yıktılar. Tam hanın duvarına yanaşmış durumdaydı. Ben çocukken ona sefer tasında yemek getirirdim. 5 yaşındayken bana verirlerdi. Oradan gelirdim, teslim eder dönerdim. Yani öyle bir iki hatıram var. Manifatura dükkanı. Evet, manifatura dükkanı. Evet, evet. Hayatın, ticaretin, evet. Kalbinin. Hem üretiyor bizim ailemiz, tekstil üreticisi. Manusa denen 90 santim eninde kumaşlar var. Hem elde üretiyor, el tezgahlarında. O zaman Arapgir'de 2000'in üzerinde el tezgahı var. Burası sokaklarında mekik sesleri eksilmeyen bütün ev halkının, bütün şehrin, insanların, bireylerin üretici olduğu, çalışan, çok mutlu, mesut bir belde Arapgir. Ve aynı zamanda
bahsettiğiniz İpek Yolu dolayısıyla Karadeniz'le, Trebolu'yla, Giresun'la, Trabzon'la ilişkisi olduğu için bu yoldan ve deniz yoluyla İstanbul'la Osmanlı devrinde burası 35'e yakın paşanın yetiştirildiği bir yer. Arapgir. Aynı zamanda paşalar diyarı diye de geçer Arapgir'de. Ben Evren Paşa'yı buraya davet etmiştim. Dedi ki bu paşalar diyarı nereden geliyor anlattım. Son Osmanlı Genelkurmay Başkanı da Arapgirliydi. Yani Türkiye Cumhuriyet'e geçerken yine bir Arapgirli Genelkurmay Başkanı'nın bir tarafta Osmanlı Padişahı, bir tarafta Atatürk'ün faaliyetleri, bunlar arasında bir denge kurarak bu ülkeyi esenliğe çıkardığı bir insandı. Bizim Cevat Çoban'dı paşamız. Aynı zamanda Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı. Yani o şeye mayınları döşeten değerli komutan, Atatürk'ün de çok sevdiği bir insan. Sonra İngilizler onu Malta'ya sürgüne gönderdiler. Meclisi mebusandan alıp. Ama burada külliyesi vardır. İnşallah Cevat Çobanlı Paşa külliyesi. Orasının da babası yine... Babası da paşa zannediyorum. Onun babası da evet o da paşa. Ve iki yani sülale olarak Osmanlı'nın son senelerine epeyce damga vuran insanlar. Böyle bir caddeden yürüyelim. Evet. Babanızın o manifatura dükkanı. Yürüyelim. Siz, evet. Buraları da çok seviyorsunuz ben değerli çok bakanım. Tabii. Yani o gözünüzden yüzünüzden çok net anlaşılıyor. Tam burada mıydı efendim o manifat? Tam buradaydı mağazamız. İpekçi Sokağı. Burada ipek ticarethaneleri, üretimhaneleri vardı. Nasıldı efendim onlar? Tabii Arapgir'de dikkat ederseniz en meşhur şey nedir? Eğinin Arapgir'in duttur. Yani dutun vatanıdır burası. Bütün tabiatta, su kenarlarında, ulaşım yollarının kenarlarında dut ağaçları görürsünüz. Ve ipeğin de her şeyi. İpeğin de her şeyidir. Onun için burada ipekçilik çok ileriydi. Zaten İpek Yolu'nun önemli bir merkezi burası biliyorsunuz. İsmail Bey siz çok çalıştınız o konularda. Peki, ve burası olduğu gibi İpekçi Sokağı burada İpekçi Sokağı'nda gidiyoruz. Yine eskiye dönelim. Evet. Neler duygularınız o çocukluk yıllarınız, çocukluk yıllarınızdaki Malatya. Bu İpekçi Sokağı'ndan zannediyorum konağa gidip geçerdiniz değil mi? Evet, buradan giderdik, gelirdik ama ben tabii o zaman 4-5 yaşındaydım. Çok fazla hatıram yok. Yalnız bir hatıram var. Düğüne gitmişiz. Düğünde kimse oynamıyormuş, davul zurna da çalıyormuş. Ben oradakilere kızmışım, neden oynamıyorsunuz diye. Bir mendil istemişim ve halay başı tutmuşum orada. Bunu hep anlatırlar o düğünde, benim dayımın düğünüydü. Allah rahmet etsin. Yani bu öyle bir olay hatırlıyorum. Tabii o düğüne giderken de babam beni atın önüne bindirmişti, atımız vardı. Atın önünde beni götürdü düğüne. Çok mutlu olmuştum. Babam beni ata bindirdi diye. Öyle bir hatıramız var ama tabii çok geride kalmış hatıralar. Göç olayı devreye girince Malatya'ya göçtük. Vali Konağı Caddesi'ndeki evimize gittik, oraya gittik. Tabii. Ama burayı unutmadınız Sayın Bakanım. Hep burayı hatta memuriyet hayatınızda başlayan hizmet süreciniz devam etti. Malatya ile ilgili birçok şey yaptığınızı biliyorum ama birkaç cümleyle burada eserlerinizi de gördüm ama sizin birkaç cümleyle söylemenizi isterim efendim. Tabii şimdi Arapgir konusunda benim şeyim vardı. Yani böyle içimde bir duygu vardı. Ben Arapgir'e hizmet etmeliyim. Hizmet etmeliyim. Rüyalarıma giren bir histi bu, duyguydu. Yani onu görüyordum hep rüyalarımda. Ben hizmet ediyorum, beni böyle çok şey yapıyorlar, seviyorlar yani o hizmetlerimden dolayı ve bu hizmetleri yapmam lazım gibi. Böyle bir şeyler vardı. Kendi kendime hedeflerim vardı. O duygular gerçeğe dönüştü. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzmanken Arapgir Lisesi'ni ve
kapalı spor salonunu yapma imkanı oldu. O zaman Arapgir nüfusu çoktu, fazlaydı yani 18 bin nüfusu vardı. Sene kaçtı efendim? 1969. 1969. Evet. Arapgir'de lise var. Arapgir'de lise kararı. Hikayesini de biliyorum ama kalsın hikaye. Lise kararı alındı. Çünkü lise yaptırma derneği kurulmuştu 15 senedir. Hiçbir de imkan elde edilememişti. Sonra biz devreye girdik ve onu kabul ettirdik. Daha 69-70 bütçesine koydurduk. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben o zaman bu işlerden sorumlu, sektör sorumlusuydum çalışma sorunlarında. Türkiye'ye bütçesinden verilen lise sayısı kaçtı biliyor musunuz? Sadece 7 idi. Genelde. Bütün Türkiye'de devletin lise yapmak için bütçesinden ayırdığı para 7 liseye yetişecek kadardı. Bir tanesi de Arapgir oldu ve lise yapıldı. Arapgir Lisesi. Şimdi de hemşerimiz Sayın Aydınlar çok hayırsever bir insandır. O da Arapgir'e çok düşkündür. Annesi hep burada oturuyor. Halen oturuyor. Yazları hep buradadır. Bütün ailesi buradadır. Arapgir aşığıdır ve çok hizmetler yaptı. Annesinin adına bir kültür sarayı yaptı. Lise yaptı babasının adına. Yani hemşerimiz çok değerlidir. Ve o bakımdan onların da evleri bu yolun üzerinde, şu aşağıdadır. Konakları vardır burada. Arapgir unutulmayacak izler bırakır insanda. O zaman işte o liseyi yapma imkanını bulduk Arapgir'e bir hizmet babından. Sonradan da bakanlığım sırasında meslek yüksekokulu nasip oldu buraya. O okullarını tamamladık, spor tesislerini tamamladık. Zaten hastane yapıldı, bir hemşerimiz sağ olsun devletten değil. Hayırseverler de çok, Arapgir'in hayırseveri çok fazla. Meslek yüksekokuluna sonradan Naci Ekşiler, Turan Tunalar. Ve bir kardeşimiz daha var. Onlar yardım ettiler ve büyük bir bina yaptılar. Meslek Yüksekokulu'nun binasını sağlama aldılar yani. Şimdi orada 6-7 branşta faaliyet var. Yani dışarıdan gelen 1500'e yakın öğrencimiz var. Arapgir'e dışarıdan gelip konaklayan. Arapgir aslında bir kültür ve turizm şehri olma yolunda ilerliyor. Kemaliye ile beraber, bu bölgenin diğer ilçeleriyle beraber, Divriği'de büyük bir tarihi eser var biliyorsunuz. Yakın buraya. Divriği 50 kilometre buraya. Kemaliye'de yakın. O da 50 kilometre. O zaman niçin buralara gitmeyiz? Biz hem Metin Bey ile beraber geziyoruz. Bu belgeselin ana amacı, herkes memleketini sevmeli, düşünmeli, sıla-i rahim yapmalı, sözde değil özde gidip eserleriyle, hizmetleriyle yaşamalı. Biz de tarihe not düşüyoruz. Şu anda çok önemli bir yere gidiyoruz Metin Bey'le. Doğu Karadeniz tarihine ışık tutacak önemli bir konak, önemli bir müze ve Emiroğlu Müzesi'nin hikayesini Metin Bey'den dinleyeceğiz. Atalarının 220 yıllık, doğru mu efendim? Yani, kaç yıllık konak efendim? Konak 213 yıllık. Konağı siz devlete bağışladınız. Bağışladık biz, evet. Bunun hikayesini niye bağışladığınızı çok ben merak ettiğim için Doğu Karadeniz'den, bölgelerden geldim. Çok önemli. Doğu Karadeniz tarihine ışık tutan ve orada Türkistan medeniyetinin Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon yöresinde şekillendiren Emiroğulları Beyliği, Hacı Emiroğulları Beyliği'nin kuruluşu. Burası. Burası değil mi? Evet, burası, evet. Buradan hareketle gidiliyor. Onu ben konakta anlatayım sizlere. Duvarlar var. Evet. Burada meyveler de var değil mi? Hemen burada karlı dağların eteğinde. Çok güzel meyveler var. Meyveler buranın var. Bir kere üzümü meşhurdur. Bağcılık çok ileridir. Bizim bir köhne üzümümüz var. Yani dünya çapında bir üzümdür. Efendim. Ayrıca kirazı, elması ve özellikle dutu. Dutu temel meyvemizdir. Arapgir dutu. İşte Kemaliye ile beraber. Kemaliye'nin de dutu çok iyidir. Yani bu bölge ipekçilik bölgesi. İpek yolunun ana güzergahında olan yerler.
Evet değerli izleyenlerimiz, zaman ayırmak gerekiyor, gitmek gerekiyor. Tarihin yaşandığı yerde tarihi araştırmak gerekiyor. Çin'den başlayan binlerce yıllık tarihi geçmişi olan o tarihi İpek yolunun önemli güzergahındayız. Arapgir'deyiz ve Arapgir'in İslam medeniyeti tarihinde, Türk tarihinde çok önemli yere sahip olduğunu da biliyoruz. Tarihin canlı tanığı, tarihe canlı tanıklık yapmış devlet adamı Sayın Metin Emiroğlu ile birlikte memleket sevgisinin de insanlarımızda kaim olması, özellikle siyasilerimizin Sayın Metin Emiroğlu Bey'den örnek almasını istiyoruz. Biz nice siyasetçi tanıyoruz 43 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda. Seçildiği yere bir daha uğramıyor. Hatta ata dede memleketlerini unutuyor, hiç gelmiyor. 5 yaşına kadar yaşadığı Arapgir'e yaptığı hizmetler ve bugün bile hiç ihmal etmeden Arapgir'i düşünüyor. Ama biz önemli bir tarihi gerçek için buradayız. Hacı Emiroğulları Beyliği'ni araştırıyoruz, Arapgir'deyiz. Evet, önemli bir yer. Gezimiz Arapgir'de tüm hızıyla devam ediyor. Ama muhteşem bir tarihi eserin, konağın önündeyiz ve bu konağın hikayesini, bu konağın bugünlere gelmesinde emeği olan değerli Metin Emiroğlu Bey'den dinliyoruz. Efendim neden böyle bir konak, nedir? Hikayesini siz anlatın efendim. Bu konaklar atalarımızın bize emanet ettiği varlıklardı. Aşağıda bahçeler de var. Burasını tabii senelerin tahribatına uğradı ve biz burayı değerlendirmek istedik. Devletimizin kurduğu fonlarla eski eserleri onardığını Kaymakam Bey'den, Ercan Turan Bey'den, o zamanın kaymakamı, Arapgir kaymakamı anlatırken ben de bizim konaklarımızı da biz devlete hibe edebiliriz eğer arzu edilirse dedim. Çok memnun oldular. Valimiz Ulvi Saral Bey'e telefon edildi ve ben 10 dakika içerisinde bütün mirasçılardan olur aldım, üzerime aldım her şeyi ve bu oluru verdim. İşte 2 ayın içerisinde tapular devredildi ve burada inşaat başladı. Oldukça güzel ve titiz bir yenileştirme yapıldı. 3 sene kadar sürdü. Konaklar bu hale geldi. Tabii buna bir fonksiyon kazandırmak lazım. Ve burayı vatandaşın istifadesine, bu bahçeleri de yani vatandaşın istifadesine açma düşüncesi vardı. Genellikle biz böyle yerleri yapıyoruz ama bir fonksiyon yüklemediğimiz zaman tekrar harabe haline dönüyor, eski haline geliyor. Öyle olmasın diye buranın bir tarih müzesi olması fikri eskiden beri kafamda vardı. Bizim ailemiz tarihi bir geçmişe sahip, Türkiye'nin birçok yerindeki sayısız aileler gibi bir tarihe sahip bir ailedir. Bunun son senelerde akademisyenler tarafından tespit edilen bazı noktalar oldu. Bizim Karadeniz'de bir beylik kurduğumuz ortaya çıktı. Hacı Emiroğulları Beyliği diye. Ordu ve Giresun'un fatihleri olduğumuz ortaya çıktı. Ve bunu yaparken de danışmentnamede detaylarıyla yazdığı gibi Malatya'dan hareketle gidildiği ve danışmentnamenin danışment gazinin de torunları olduğumuz ortaya çıktı. Bunlar tarihi vesikalarla ortaya çıkınca biz de bu konaklarımıza o tarihi burada canlandırmak, yaşatmak için uygun gördük ve devletimize buraları hibe ettik. Ayrıca buraya ben bir senaryo yazdım hocalarımızla beraber. Sağ olsunlar, o hocalarımız danışmentlileri son senelerde ele aldılar. Danışment Gazi'nin Battal Gazi'nin torunu olduğu ortaya çıktı. Ve danışmentnamenin de Battalname'nin bir devamı olduğu ortaya çıktı. Yani Türk tarihindeki devamlılığı anlatan bir bulgu olması bakımından da ehemmiyet taşıyor.
Ve bunlar tabii tarihi vesikalarla, Osmanlı tahrir defterleriyle, Karadeniz'deki eski eserlerle, kalelerle, camilerle ortaya çıkınca Karadeniz'le Malatya, Orta Anadolu arasında bir tarihi ve kültürel köprünün, bir beşeriyet köprüsünün olduğu ortaya çıktı. Tabii sizin çok güzel tespit ettiğiniz, zaman zaman dile getirdiğiniz İpek Yolu olayının da önemli merkezlerinden biridir Arapkir. Arapkir'den devam eden Karadeniz'e İpek Yolu da buradaki varlıkları, hem kültürel değerleri hem üretilen değerleri Karadeniz'e, oradan İstanbul'a ulaştıran bir yol vazifesi gördü İpek Yolu. Tarihte çok önemlidir Arapkir için. Onlara dayanarak o tarihi gerçekleri burada yansıtmak istedik. Yansıtmışsınız. Evet. Efendim, Giresun, Esbiye, bugünkü adı Soğukpınar Beldesi. 15 yıldır orada tarih araştırması yapıyorum. Ve bu beldenin 1515-1485, yani yaklaşık 500-550 yıl önceki arşiv belgelerinde Bayramoğlu nahiyesi olduğunu tespit edince, nedir bu Bayramoğlu, kimdir? Rahmetli Profesör Doktor Faruk Sümer, diğer hocaların kaynakları ve çalışmalarından yola çıkarak Ordu Eski Pazar'a geldik. Giresun'un Ordu Eski Pazar'daki Hacı Emiroğlu Bayram Bey'in torunu Süleyman Bey tarafından 1397 yılında fethedildiğini öğrendik. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin Ordu Mesudiye'de kurulduğunu öğrendik. Gittik, araştırmalar yaptık. Metin Bey'le tanıştık ve bizi bu yol Malatya ve Arapgir'e getirdi. Evet. Efendim, siz nasıl tespit ettiniz o hikayeyi, şimdi sizden dinleyelim. Evet. Bakan olduğunuzda, ki Doğu Karadeniz bölgesinde birçok Emiroğulları var, soyadı Emir olanlar var. Buyurun. Evet, çok var. Karadeniz'de çok var ama Türkiye'nin 60 yerinde var Emiroğulları. Efendim, ben bakanlığım sırasında bana heyetler geliyordu her taraftan. Karadeniz'den de heyetler geldi. Bazıları dediler ki biz sizinle akrabayız dediler. Dedim ki kardeşim mümkün değil. Bizim Karadeniz'le hiçbir irtibatımız yok. Çünkü o güne kadarki bilgilerimiz buna imkan vermiyordu. Böyle bir şey yoktu. Yok dediler, siz bu konuda eksik biliyorsunuz. Siz bir Karadeniz'e gelin, biz size bunu anlatalım. Ve beni Trabzon'a davet ettiler. Ben Trabzon'a gittiğim zaman Trabzon milletvekilleri bir takım kitaplar, haritalar getirdiler. Orada anlattılar. Sonra dediler ki siz biliyor musunuz, şu anda Trabzon Belediye Başkanı Arapgir'den gitme, Kemaliye'den gitme, Orhan Karakullukçu. Öyle mi dedim? Öyle dediler. Yardımcısının da soyadı Emiroğlu dediler. O da Arapgir'den gelme dediler. Siz bunları biliyor musunuz dediler. Dedim ki vallahi bilmiyorum. Benim bunlardan haberim yok. Ve oradan irtibatlandık. Sonra Perşembe ilçesinde bir stat açılışı vardı. Ordu Perşembe. Beni oraya davet etti. Çünkü Spor Bakanlığı da bana bağlıydı o zaman. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapıyordum. Oraya gittim. Stadın temelini atmak için gittiğimde köşede bir davulcunun bana çok aşina gelen bir oyun havası çaldığını gördüm. Birdenbire bu oyun havasının bizim Arapkir'de düğünlerde çalındığını hemen hatırladım. Adamcağızı çağırdım, dedim kardeşim bu nedir, sen çalıyorsun, bu havanın ismi nedir, şudur budur. Dedi ki bu bizim çok eski havamızdır beyim dedi. Çok eski havamızdır dedi. Sonra soruşturduğum zaman bir de Tamzara diye bir oyun havası var. Karadeniz'in her tarafında oynanıyor. Tamzara dedim, benim Arapkir'imin baş oyunu. Tamzara bizim Arapkir'in oyunu dedim. İddiaya girdik. Dediler ki hiç iddia etme. Bu Karadeniz oyunudur. Çünkü Tamzara diye bir belde var. Şebin Karahisar'da. Oradan çıkmıştır ve bütün Karadeniz'de bu oynanır dediler. O zaman anladım ki yani Karadeniz'de bizim bölgemiz arasında bir kültür birliği var. Sonra insanların konuştuğu Türkçe çok arı bir Türkçe ve bizim Türkçemize çok benziyor. Yani İstanbul Türkçesinin de danışment Türkçesi diyoruz buna, temel kaynağını teşkil ediyor bu Türkçe. Yani nasıl bir Türkiye'nin bir kültür birliği içinde olduğunu ortaya çıkaran bunlar değerli bilgilerdi. Tabii insanı çok heyecanlandırıyor. Yani Arapkirlere, Karadenizlere, kime söylesen kabul etmez yani bunları. Ama tarihi gerçekler olarak ortaya çıktı. Birçok hocamız,
sağ olsunlar bu konuda eserler yazdılar. Bahattin Yedi Yıldız başta olmak üzere, Necati Demir Profesör başta olmak üzere, İbrahim Tellioğlu efendim, Feridun Emecen, Salim Çörtü bizim değerli tarih kurumu başkanımız, rektörümüz. Rektörümüzün emriyle İnönü Üniversitesi'nde Danışment Gazi Kültürü Kütüphanesi kuruldu. Ve Danışment Gazi'nin Malatya'nın üst yaylalarında yaptığı meydan savaşına oraya bir heykelinin dikilmesi konusunda bir proje var. O geliştirildi ve Danışment Gazi'nin Malatyalı olduğu ortaya çıktı. Bu tabii Türk tarihinin çok önemli bir noktası. Danışment Gazi'yi biraz anlatır mısınız? Yani evet. Battal Gazi'nin torunu, Hacı Emiroğulları'nın atası. Evet, kimdir Danışment Gazi ve onların Perşembe Yaylası'nda destansı bir mücadelesi de var. Evet, Danışment Gazi şeyle beraber işte ordu toplayıp gaza yapmak için halifeye giden, halifeden izin aldıktan sonra teçhizat ve diğer araç ve gereçleri temin ettikten sonra 40 bin kişilik bir ordu kuran Malatya'da ve Malatya'dan hareketle önce Sivas'ı fetheden, daha sonra o arada 1071 olayı meydana geliyor. 1071'e katılıyorlar ve 1071'de çok büyük yararlılıklar gösteriyorlar. Bu 1071 olayında Emiroğulları'nın da büyük bir şeyi var, görevi var, vazifesi var. Oradan da Sultan Alparslan Danışment Gazi'ye hem Orta Anadolu'nun hem de Karadeniz'in fethi görevini veriyor. Çok güveniyor ona ve diyor ki sen bu bölgede nereleri fethedersen oralar senin şahsi mülkün olacak. Yani senin hanedanlığına ait olacak. Biz Selçuklular olarak buralardan bir hak iddia etmeyeceğiz. Yani Anadolu'da nereyi fethedersen oralar senin olacak diye aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Danışment Gazi ile Sultan Alparslan arasında. Onun üzerine işte ilk fethedilen yer Sivas. Sivas'tan, Malatya'dan hareketle Sivas'a, Sivas'tan hareketle birinci başkent Sivas, ikinci başkent Tokat'ın Niksar'ı. Niksar'ı başkent yapıyorlar. O arada Kayseri'yi, Amasya'yı, Tokat'ı, Çorum'u, o bölgeleri fethediyorlar. Bakın 1071'den sonra 1085'e gelindiği zaman Orta Anadolu, bütün Orta Anadolu'yu Danışment Gazi fethetmiş oluyor ve Karadeniz'deki faaliyetlerine başlıyor. Bu arada Malatya'yı 1101 tarihinde fethediyor. Onun için de 1101 tarihi Malatya'nın fetih günü olarak kabul ediliyor şimdi. Ekim ayında da kurtuluşu kutlanıyor. Malatya'nın bir kurtuluş günü yok ama fetih günü oldu. Malatya'nın fethi 1101 tarihinde diye tarihçiler antat kaldılar. Malatya Valiliğimiz de bunu Malatya'nın fetih günü olarak kabul etti. Her sene, iki senedir daha dar bir çerçevede kutlanıyordu. Ama bundan sonra daha geniş bir çerçevede Malatya'nın fetih günü olarak bu kutlanacaktır. Yani Malatyalılar Danışment Gazi sayesinde hem Orta Anadolu'ya hem de Karadeniz'e açılmışlar. Ve Karadeniz'in fethinde büyük rol almışlardır. Bu rollerden bir tanesi de Danışment Gazi'nin şehit olduğu o Aybastı Yaylası'ndaki büyük savaştır. İşte o savaşta da... Biraz anlatır mısınız? Evet. Siz orayı ziyaret... Evet. Değerli izleyenlerimiz, o yayla dağlarında birçok yer var. Ordu, Giresun, Trabzon yaylalarında. Evet. Çok Meşet, Meşet Obası, Meşet Beleni, Kara Meşet, evet. Çok Meşet ve şehitlerin çok olduğu yerler. Hep evet. Merak etmişimdir bunlar nereden kalma? İşte o Bayramlı Hacı Emiroğulları Beyliği'nin Trabzon Pontos'ta yaptığı mücadele. De toplu şehitler. İşte o şehitliklerden bir tanesi de 900 yıl önce Danışment Gazi'nin evet. Perşembe. Siz oralara evet, gittiniz. Evet, ben geçen sene gittim oraya. Bir orada bir güreş festivalinin olduğunu ve aynı zamanda da Danışment Gazi'ye anma festivalinin olduğunu, anma gününün daha doğrusu olduğunu öğrendim. Yani kurbanlar kesiliyor, Kur'anlar okunuyor, namazlar kılınıyor. 900 senedir vatandaş orada Danışment Gazi'yi anıyor.
Orada yatan 8000 şehidin belki 4000'i en az 4000'i Malatyalı hemşerimiz. Bizim haberimiz yok bundan, Türk tarihinden. Nereden nereye gitmişiz? Karadeniz'e bizim ne işimiz var deyip duruyoruz. Düşünün, ben Milli Eğitim Bakanı olmuşum. Bundan haberim yok. Karadeniz'de ne işim var, ben Malatyalıyım diyorum. Halbuki Karadeniz'in fatihi olduğumuz ortaya çıkıyor, Malatyalıların. Şimdi Malatyalıların buradaki ailelerinin hepsinin Karadeniz'e irtibatı var. Sadece akrabalar var. Sadece Emiroğulları'nın değil. Hepsinin var. Geçen gün bir tanesi Sinop'tan gelmiş. Hastanede rastladım. Nerelisin amca dedim. Sinopluyum dedi. Çepnisin sen öyleyse dedim. He dedi, Çepniyim dedi. Ben Malatyalıyım dedim. Bizim bir kolumuz da Malatya'da zaten dedi. Dedim neresi, kim? Velioğulları'ndan dedi. Şimdi Malatya'da Velioğulları var, Akçadağımızın kenarında. Büyük bir ailedir, aşirettir. Biz Velioğlu'yuz dedi. Sinop nere, Velioğlu nere, Akçadağ nere? Bunun gibi işte Emiroğulları'nda olduğu gibi Çomoğulları var. Orada yine olan Ekşioğulları var. Çok büyük bir aşiret. Bizim Naci Ekşi mesela o aşiretten gelmedir. Çok fazla bütün büyük ailelerin orada kolları var, şeyleri var, irtibatları var. Evet. Bunu bir deşelemek gerekiyor. Evet. Siz eli taşın altına koymuşsunuz. Evet. Konağa bak. Şimdi bu konakları devlete bağışlayınca işte bir tarihi misyon yükleyelim dedik. Hem 1071 hatıramızı burada yaşatalım dedik. Bunun bir hikayesi var, anlatmak isterim. Benim dedem tarafından, Faik Efendi tarafından yapılmıştır. Faik Emiroğlu tarafından. Efendim bu 15 tonluk bir aşağı yukarı bir testi şeklinde toprağa gömülmüştür. Ama o taşlar örülerek testi şekline getirilmiştir. Ağzı böyle bu şekle getirilmiştir. İçi böyle genişletilmiştir. Ve sonra o bizim meşhur harcımız var ya, eski eserleri yaptığımız eserler. Horasan harcıyla içi sıvanmıştır. Testi kırığıyla karıştırılarak testiler un ufak edilmiştir. O un ufak edildikten sonra işte Horasan harcı haline getirilmiştir, yumurtayla falan filan. Çok sağlam bir harç. Bunun içerisine konmuştur o harç ve sonra buraya su bağlanmıştır. Bunun özel suyu vardır. Kaynaktan belli günlerde buraya su gelir. Bu testi dolar sarnıç. Bütün bu mahallenin halkı buradan suyunu alır. Ve o zaman bu aşağıda 5 tane konak var. Bütün onlar şu kapıdan içeri girerler ve tekrar çıkarlar. Hayrat gibi bir şey yani. Su hayratı gibi bir şey. Emiroğlu Müzesi'nin içerisindeyiz. Hacı Emiroğlu Müzesi'nin içinde ay bastı, fotoğraflar, yazılar, böyle kısa bilgilerle bir gezelim beraber. Evet. Bu resim Ordu'daki etkinliklerde çekildi. Hatta spor kulübü Balıkesirliler oraya gelmişlerdi. Yani 900 yıldır yapılan bir etkinlikte şu sancağın dalgalandığını yeniden gördük orada. Çok mutlu olduk. Yani bu bilincin 900 yıldır orada yaşatılmış olması çok büyük bir olaydı. Ama biz Malatyalıların bundan haberinin olmaması da eksik tarafımızdı. Biz onu hissettik orada, onu gördük. Sadece Malatya mı efendim? Doğu Karadeniz. Hepsi. Yani hepimiz daha doğrusu. Karadeniz'in de ve Orta Anadolu'nun ve Malatya'nın bu tarihi süreçteki rolünü bizim gençlere anlatmamız lazım. Çünkü orada binlerce Malatyalı şehit yatıyor mesela. Sadece Malatyalı olarak düşünürsen. Ama bütün Türkiye'nin her yerinden insanlar oralarda o fütühat sırasında şehit oldular. İşte bu Aybastı Yaylası meşhur, biliyorsunuz Menderesler. Bu ovada yapılan savaşta Danışment Gazi. Tarih kaç efendim? 1105. Evet. 1105'te şehit oluyor. Evet, biz belki bu resmi böyle evet. Menderesli olarak görüyoruz ama buradaki evet, şehit. Buradaki gerçeği, orada bir kümbet var. Kümbetin etrafında 8000'e yakın mezar var. O mezarları da devletimiz sağ olsun etrafını çevirmiş, düzeltmiş. Çok büyük hareket var. Bu konuda sahipsiz değil yani. O teşekkür ediyoruz devlet yetkilileri. O şehitlikler sahipsiz değil yani. Hakikaten teşekkür ediyoruz. Şimdi danışmentliler Sivas'a gidip önce 1071'e katılıyorlar. Ondan sonra anlattığım gibi Sivas'ı başkent yapıp Sivas'tan Niksar'ı başkent yapıp Karadeniz'in fethine girişiyorlar. Ama Karadeniz'den evvel bakın burada 1885
Evet, 1085 yılında bütün Orta Anadolu'ya hakim oluyorlar. Burada neler var? Bakın Sivas, Tokat, Kayseri, Kastamonu, İnebolu, Çanik, Ankara, Karahisar, Malatya, Çankırı, Sinop. Bu tarafa geçin. Samsun, Bolu, Çorum, Gömenek, Amasya, Osmancık, Gümüş, Hacıköy, Niksar, Zile, Turhal. Bütün bu bölgelere kaç tarihinde sayın? 13 sene içinde yani 1071 1085 14 sene içerisinde Türkleştiriyorlar. Türk tarihine katıyorlar. Danışmentler. Bu arada Haçlı seferleri başlıyor 1101'de. O Haçlı seferlerine 1101'den evvel de var 1. Haçlı 99'da. Onlara katılıyorlar. 1. Kılıç Aslan'la beraber Anadolu'da 3 meydan savaşı yapıyorlar Haçlılarla. Üçünü de kazanıyorlar. Ve Haçlılar, yüz binlerce Haçlı giriyor Anadolu'ya. Güneyden çıktıkları zaman belki 20-30 bin kişiye düşüyorlar. Bu derece büyük savaşlar oluyor. Bütün Türk tarihi adına bu insanlara minnettarız. Bu vatanın, Müslüman Türk'ün vatanı yapan bu insanların ve onların evlatları olarak bugüne gelen bütün Türkiye halkıdır. Türkiye halkı minnetle anıyoruz. Minnetle, şükranla anıyoruz. Sadece bu gerçeklerin bilinmesini istiyoruz. Yani Türk tarihinin bilinmesini istiyoruz. Hani Malatya nere, Karadeniz nere, Orta Anadolu nere değil. Hepsi bir arada. Kültürler bir, tarihler bir, kaderler bir, alın yazıları bir. Bu coğrafyayı elimizde tutmak için tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Cennetin en güzel topladığı, dünyanın en güzel cennet vatanında yaşıyoruz. Ama bunun bir bedeli var. Aslında Türk milleti bu bedeli ödemiştir. Defaatle ödemiştir. Yeni bir tarih yazmak niyetinde değildir ama gerekirse yeni tarihler de yazar bu millet. Bunu unutmayalım. Şöyle geçelim. Bir resim, müthiş bir resim. Evet. Değil mi efendim? Evet. Bu da efendim 17 oku yediği yer. Danışment Gazi'nin o yaylada 17 okuyor sırtına. Fakat diyor beni şehit olmuyor. Yani vefat etmiyor. Niksar'a götürün diyor. Niksar'a gidiyorlar, bir caminin duvarında oturuyor, diyor ki vasiyetimi dinleyin. Şimdi diyor beni burada bir yere gömün, kimseye söylemeyin diyor. Sizin diyor ele aldığınız, burada fethettiğiniz bütün yerleri imparator fethedecek yeniden diyor. Elimizden alacak diyor. Fakat diyor 10 sene sonra buraya tekrar geldiğiniz zaman tekrar buraları fethedeceksiniz. O zaman Niksar'da bana bir türbe yaptırın diyor. Yani danışmentnamedeki bilgilerden arz ediyorum. Bir türbe yaptırın diyor. Şu anda Melik Ahmet Danışment Gazi'nin Niksar'da türbesi var biliyorsunuz. Bu ordu yaylasındaki bu savaştaki olan şehadet anı. Bakın oklar sırtına. 17 ok. Ama yine de ölmüyor. Vasiyetini yapıyor. Bu orijinal yapılmış yağlı boya bir tablodur. O şeyi efendim canlandırmaya çalıştık. Orijinalitesi bu kadar yani. Evet, mutlaka Emiroğlu Müzesi'ni, Hacı Emiroğulları Müzesi'ni, konağını görmek gerekiyor. Doğu Karadeniz ve İç Anadolu tarihine bir ışık tutmak için. Bilgiler var. Şimdi, evet, bu Perşembe Yaylası'ndaki şeyler. Sizin bilgiler. Burada bir... Evet, benim burada bir gençlere bir şey var. Türk gençleri ve özellikle Malatya gençleri Battal Gazi döneminde ve daha sonra Danışment Gazi döneminde 1071'de ve Anadolu'nun fethinde görev alan komutanların önemli bir kısmının Malatyalı olduğunu unutmasınlar. Malatyalılar Cumhuriyet döneminde ve ülkenin bağrından çıkardıkları İnönü ve Özal gibi iki cumhurbaşkanı ve nice devlet adamlarıyla tarihin kendilerine biçtiği misyonu, yani ülkeye ve İslam'a ve Türklüğe sahip çıkma misyonunu devam ettirmişlerdir. Tarihini öğrenmek Türk gençliğinin görevidir. Türk gençliği Anadolu vatan toprağı yapılırken her karış toprağında şehit kanının olduğunu daima hatırlamalı, ülkemizin geleceğine ve cumhuriyetimize bu bilinç ile sahip çıkmalıdır. Şüphesiz Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, tarih ve Türklük bilincine sahip genç nesillerin omuzlarında ebediyete kadar şanla şerefle devam edecektir.
Bu vesileyle Emiroğlu ailesinin Türk tarihine oynadığı rolü ve bin yıllık serüvenini ortaya çıkaran değerli akademisyenlere, başta Profesör Doktor Necati Demir ve Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu, Profesör Doktor Bahattin Yedi Yıldız'a, araştırmacı yazar Mithat Paşa ve diğer akademisyenlere teşekkürü bir borç biliriz. Ailemizin değerli mirası olan konağımızın hibe edilmek suretiyle ülkemizin tarih ve kültür zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasında faydalı olacağına inanıyoruz. Milli bilincin yaşatılması ve geliştirilmesinde eski eserleri onararak bütün ülkeye örnek olan değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün vali, kaymakam, belediye başkanı ve yöneticilerimize en derin şükran ve saygılarımızı sunarız. Emiroğlu ailesi adına Metin Emiroğlu. Bunu bir şey olarak, bir Türk gençliğine bir mesaj olarak, aynı zamanda eski eserlere verdiği değerden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı ve onun yöneticilerine, bakanlarımıza, kültür insanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü mesela bizim zamanımızda bu eserler pek fazla, biz başka şeylerle uğraştık. Yani şu Arapgir'de olsun, Malatya'da, bütün Türkiye'de eski eserlerin onarılmasında büyük bir şey var. Aktivite var, faaliyet var. Teşekkür ediyoruz onun biz için. Teşekkür ederiz. Evet, atamız burada. Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu. Cumhurbaşkanımızın şeyi burada. Ve burada da buradan bu tablo Azerbaycan'dan geldi. Ve Saltuk Düzyol tarafından, benim damadım olan Saltuk Düzyol tarafından TANAP Genel Müdürü hediye edildi şeyimize, müzemize hediye edildi. Evet, burada Hacı Emiroğlu Beyliğini bir kitap haline getiren Sayın Necati Demir çok kıymetli bir iş yaptı. Ona minnettarız. Birçok rapor vardı Emiroğullar ile ilgili ama onu değerli toplu hale getirmek için bir kitapçık yazdı. Son kitabı bundan 2 ay evvel Türk Tarih Kurumu tarafından yeniden basıldı. Tarih meraklılarına tavsiye ederiz. Evet, kütüphane de burası galiba. Burada bir kütüphane var. Evet, kütüphanemiz herkese açıktır. Çok güzel. Genellikle tarih ve edebiyat konularında, Türk tarihi ve edebiyat konularında kitapları buraya koyuyoruz. Daha tam bitmedi. Geçen sene başladık, yeni başladık. Böyle, evet, kolay gelsin. Böyle gidiyoruz. Burada 1071'e katılan iki tane Emiroğlu var. Bahadır Emir ve Sungur Nuri Beyler, sağ ve sol kanat cenahı tutarak çevirme harekatına katılan komutanlar bunlar. Hacı Emiroğullarından, evet. Danışment Gazi'nin ekibinden, evet. Torunlarından, evet. Burası da Hacı Emiroğulları Beyliği'nin Mesudiye'den itibaren Bayram Bey. Hangisi Bayram Bey? Şöyle Bayram Bey, evet. Şöyle dursun, şöyle alalım. Evet, Bayram Bey. Bizim için mi? Çok önemli. Evet, Giresunlu, evet. Şöyle bir alalım da. Evet. Hatta şöyle, evet. Hem şuradaki resimde, değil mi? Evet. Şöyle bir alalım da ki. Fethi var, evet. Onu yazdım. Şu resim. Süleyman Bey dönemi. Evet. Şöyle, evet. Bir alalım da siz. Giresun Fatihi. Evet, evet. Evet. 1397 tarihler, Hacı Emiroğlu Süleyman Bey ordu eski pazardaki başkentten yola çıkar. 12 bin atlı değil mi? 12 bin atlı, evet. Ve bu resim... Şimdi bu Süleyman Bey Mesudiye'deki Hacı Emiroğulları Beyliği'nin merkezini eski pazara taşıyor. Eski pazarı bir üs olarak, biliyorsunuz Ordu'da 3 kilometre sahilden içeride çok şirin, güzel, sulak, yeşillik bir yer. Burada bir Hacı Emiroğulları bir cami yaptırıyorlar. Bu cami Cuma Camisi mahiyetinde. 1300 başında, 1300'lerde yapılıyor o cami. Onun etrafında halk toplanıyor Cuma günleri. Cuma Camisi olduğu için oradan istifadeyle orayı başkent haline getiriyor Süleyman Bey. İbrahim Bey'in oğlu. Ve orada ordu topluyor. 2 sene sürüyor ordu toplaması. 12 bin kişilik orduyu toplaması 2 sene sürüyor. İşte Türklerde başkent anlamına gelen ordu ismi oradan geliyor. Ordunun ismi buradan kaynaklanıyor. Yani orası bir karargah olduğu için ordu karargahı. Ondan sonra oradan hareketle, sahilden hareketle, şu temsili resim o sahilden hareketle Giresun'un fethine giden Süleyman Gazi'yi gösteriyor. Süleyman Bey'i gösteriyor. Müthiş. Ve burada da onların resimleri, evet, fotoğrafları. Evet, evet, evet. Efendim,
Heyecanlandık. Acaba Doğu Karadeniz bölgesi, Ordu, Giresun yöresinin bu tarihi olaylardan ne kadar haberi var? Gerçekten bu tablo karşısında etkilenmeme geldi değil. Ve biz geçen hafta pazar günü ki 12 Nisan 2019 tarihinde Süleyman Bey tarafından Giresun Kalesi'nin fethinin 622. yıl dönümünü andık. Şehitler için Kur'an hatmi okuduk, dualar ettik ve onun da tablosu, orijinal tablosu burada Malatya Arapgir Emiroğulları Müzesi'nde ve Emiroğulları Müzesi'ni tanıtmaya, gezmeye devam ediyoruz. Ta Ordu'dan kalkıyor Maşka'ya kadar sefer yapıyor. Maşka'da büyük bir fütuhata girişiyor. Pontus'a karşı. Pontus'a karşı ve ondan sonra da geri dönüyor oradan. Sonradan Trabzon İmparatorluğu'ndan vergi istiyor. Vergi vermemek için veyahut acaba vergi vermesek olur mu gibi. O zamanın politikası birçok Türk beyine Trabzon imparatorları kendi kardeşlerini, kızlarını, yakınlarını evlilik yoluyla evlilik teklif ediyorlar. Bu İbrahim Bey'e de bu evlilik, imparator kızı Teodora'yı ona eş olarak gönderiyor, teklif ediyor ve İbrahim Bey de o eşi almak için Giresun Kalesi'nin önüne geliyor. Bakın bu resim o resimdir. Ve evet. Akkoyunlulara veriyor, Taceddin oğullarına hepsine kızlarını veriyorlar. Ama buna rağmen 69 yıl vergi alıyor. Ya ondan 2 sene sonra, yani bu evlilikten 2 sene sonra gidip Giresun'u fethediyor. Şurada bir resim var, çok enteresan evet, o resmi. Evet, evet. O da orijinal bir resim. Burada bu resim imparatorun son halini gösteriyor. İmparator Pontus İmparatoru çevresinden bakıyor, penceresinden Çepnelerin çadırlarını görebiliyor. Yani oraya kadar gelmişler. Penceresinden bir adım bile dışarı atamıyor imparator. Çünkü öyle bir sıkışık hale gelmiş. Zaten bütün istibatı da Karadeniz'de, yani deniz yoluyla oluyor imparatorluk. Tarihe not düşmek gerekiyor. Evet. Bu tabloya çok dikkatle bakmak gerekiyor. Evet, sadece kale kalıyor. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'u fethettiğinde Trabzon Kalesi'ni fethediyor. O Trabzon Kalesi'nin çevresi zaten gördüğünüz gibi Çepni Beyleri tarafından alınmış ve özellikle Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon Kalesi'ni fethihte Ordu Giresun yöresinin çepnileri çok büyük katkı sunmuş ve bu katkıdan dolayı da Fatih Sultan Mehmet Han Çepni Beylerinden vergiden muaf hale getirmiş. Evet, Doğu Karadeniz tarihi Türkistan medeniyet tarihinde çok önemlidir. Arapgir'deyiz ve tarihi hakikatleri tarihin yaşandığı yerde araştırıyor ve sizleri de Arapgir'deki Emiroğlu Müzesi'ni ziyaret etmeye bekliyoruz. Ataya dedeye vefa. Bakın bu konağa geziyoruz. 15 dakikada bütün varislerden evet, veraset ve evet, hepsinden olur aldım ve onlar bana verdiler yetkiyi. Ben de devletime hibe ettim. Çok mutluyum. Böyle bir şansı bana verdiği için minnettarım. Devlet millet işbirliğinin burası güzel bir örneği. Örneği teşkil ediyor. Yani malın mülkün hiçbir değeri yok bu dünyada. Güzel iz bırakmak lazım. Hatıraları yaşatmak lazım. Tarihimizi iyi öğrenmemiz lazım. Geleceğe iyi bir sağlıklı adım atabilmek için. Başka söz söylemeye ne hacet? Evet, mutlaka Emiroğulları Müzesi'nden Sayın Metin Emiroğlu Bey'den alacağımız dersler var. Keşke herkes, hepimiz bu görevi yapabilse. Aman kervan geliyor. İpek yolu kervanı geliyor ve Arapgir'den geçiyor. Aynen. Müthiş. Doğru mu efendim? Merhabalar Asım Bey. Değerli bir kültür insanı, kültür adamı Arapgir'de. Burada bir takım örgüler, çalışmalar görüyoruz, ipekliler görüyoruz. Söz sizin. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Tabii İpek yolu dediniz. Arapgir dokuma çeşitlerimiz burada. Kök boya ipliklerimiz burada. Evet Metin Bey, efendim. Buyurun efendim. Metin Bey de şeyler karşılasın. Kervan çanlar efendim, İpek yolu. Evet, kervan çanı, hoş geldiniz efendim. Şöyle alalım sizi. Evet.
değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, hoş evet. geldiniz. Tabii Arapkir'in dokuma, Manisa dokuma çeşitlerimiz. Çeşidimiz çok, şu anda yapacak halimiz yok. Siz yani. Bir hayli çalışma yapıyoruz. Evet. Sizin çalışmalarınızı gördük. Ne kadar eser var elinizde? Bu Arapkir tarihinin de canlı şahidi. Valla bu Arapkir'in mamulleri tamamen. Fakat ben adet olarak şu anda hangisini söyleyeyim, ne kadar olduğunu Neler ben de. Var, hangi tür eserler o? Günlük kullandığımız eşyalar evet. tabii. Mutfak eşyalarından tutun, dokumacılık, günlük kullandığımız her çeşit eşyamız var. Bunların tümü Arapkir dokuması. Hepsi Arapkir dokuması. Ve elde dokuma bunlar. El dokuma tabii. El dokuma. Bunları toparladınız. Tabii kök boya ipliklerimiz var. Efendim? Siz bu dokumaların içerisinden bir Giresunlu olarak hemen. Sizin dokumaları seçin bakalım. Hemen şöyle dönelim. Efendim hemen bakın şu. Bunlardan göynek giyerdik küçükken. Göynek. Göynek mi efendim? Tamam, evet. Bak mesela bu göyneklerden, şu göynekten, bu göynekten çok giydik. Çok giydiniz. Efendim peştemallara bakmak istiyorum. Peştemal şunlar. Evet. Evet şunlar. Şunlar. Evet. Ha onlar esas. Evet. Şu elinizde evet. tuttuğunuz evet. popüler şeydir. Kumaştır. Tabii Metin Bey hakikaten. 100 pamuklu kumaşlar bunlar. İşte Arapkir'de binlerce tezgahta, el tezgahlarında her bir ev bir üretim ünitesi olarak, her bir birey de o üretimde görev alarak bu memlekette, bu coğrafyada var olma mücadelesi vermişler. Çok başarılı olmuşlar. Çok mutlu bir hayatları olmuş insanların. Yani çıraklık sistemi sayesinde. Onun için de Türkiye'nin bu mesleki eğitime, çıraklık sistemine çok değer vermesi lazım. Ve bizim esas köylerden kalkınmamız, temelden kalkınmamız bu noktalara dayanacaktır. Efendim Asım Bey gerçekten size teşekkür ediyoruz. Kültürümüze bu kadar yaptığınız hizmetten dolayı çalışmalar evet. da yapıyorsunuz. Elimde bir de diğer evet. çalış. Hat sanatın öğrencisiyim 8 yıldır. Tabii bu meyanda kök boya dedik ya. Sayın Bakanım biliyor, kök boya aslında kendilerinin evlerinde yapılıyordu. Evet. Dokumacılıkla ilgili. En son ben burada bu işte hat sanatıyla ilgili olduğu için kağıtları hocamızdan öğrenerek bunu kendim yapmaya başladım. Kök boya. Kök boya mı? Evet, kızıl kavak kabuğuyla, ceviz kabuğuyla, toprakla, çeşitli malzemeler kullanarak, tabii yumurta akıyla, şabla karışımıyla Ebru yapar gibi bunu renklendiriyoruz. Sonra da yazımızı, emeği çok tabii. Bunları yazmaya çalışıyoruz. Asım Bey'le yıllar önce Devralen programı olarak gelip çekimler yapmıştık. Zannediyorum bir 8-9 yıl belki daha da eski. Arapkir'in ne kadar muhteşem bir kültür ve medeniyete sahip olduğunu da bu vesileyle gördük. Son olarak neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler olduktan sonra tabii görmeyenler, gelemeyenler de var. Onlar da sizin sayenizde tabii burada izleyecek, görecekler ve tekrar çok gelen oldu tabii. Tabii bütün kanallarda çıkıyor şu anda. Gelen misafirler, konuklarımız çok. Arapkir belli bir yere geldi artık. Bundan sonra daha fazla gelecek. Bundan da eminiz. Güzel bir yere geldik yani Arapkir'de çok şükür. Buyurun. Ben size teşekkür ediyorum aslında. Siz görevimiz burada... bizim ama tabii. bu programı burada Arapkir'de kapatmasını istediğimiz değerli büyüğümüz, duayen kültür adamı Metin Bey, programı siz kapatın, mikrofon sizin efendim. Efendim buraya gelmekle çok iyi ettik. Asım Bey'in senelerdir bu Malatya Arapkir kültürüne, buradaki kültür faaliyetlerine büyük katkısı var. Adeta temel oluşturdu. Dolayısıyla bizim Arapkir'imiz bir kültür ve turizm şehri olma yönünde ilerliyor. Üniversitesi var, her türlü lisesi var, hastanesi var, devletin yapacağı her türlü yatırımlar buraya yaptı. Şimdi Kuzey-Güney otoyolunun bitmesini ve Kuzey ile Güney'in Arapkir üzerinden ülke coğrafyasında birleşmesini bekliyoruz. Tıpkı İpek yolunda oldu. Olduğu gibi bu bir nevi başlatılan eser, yani bu otoyol, Karadeniz Güney otoyolu bir nevi İpek yolunun modernize edilmiş halidir. Otobanlarla birleştirilmiş halidir. Bu yapıldığı zaman hem Türkiye'nin kaderi hem bölgemizin kaderi çok değişecektir. Buna vesile oldunuz. Buralara kadar gelip bu programı yaptınız. Minnettarız. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Mutlaka Arapgir gidilip görülmeye değer önemli bir yerimiz. İpek Yolu'nun önemli merkezi. Nehirler var, tarihimizi anlatır. Nehirler var, medeniyetimizin kırmızı çizgisi değil, tam merkezidir. Nehirler var, kültür tarihimiz akar. Amu Derya, Siri Derya, Orhon Nehri, Diyaper, Fırat, Sakarya, daha birçok nehir. Ama Fırat'ın ayrı bir yeri vardır medeniyet tarihimizde. Dumlu Baba Dağı'ndan doğar Fırat ve Anadolu'yu boydan boya kat eder. Murat'la birleşir, Fırat adını alır ve Irak'tan, Basra Körfezi'nden denizle buluşur. Medeniyet tarihimizin sınır çizgisidir Fırat. Fırat deyince sular durur. Nice türküler söylenmiştir Fırat üzerine. Nice hikayeler anlatılmıştır. Neler söylenmiş, neler anlatılmıştır. Bir mikrofonu uzatalım. Önemli bir yerdeyiz. Nerede olduğumuzu sonra söyleyeceğiz. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. O Fırat türküsü. Şerefler verdiniz efendim ilçemize. Hoş geldiniz. Yalnız tam olarak bilmiyorum. Kusurumuza bakmayız. Kadarıyla. Neyi söyleyeyim? Fırat kenarında. Fırat kenarında yüzen kayıklar, aman kayıklar, aman kayıklar, oy. Kusura bakmayın efendim, bu kadar. Zaten kayık göremiyoruz ama evet. Değerli izleyenlerimiz, çok önemli bir yerdeyiz ve Fırat Irmağı'na Fırat adını verildiği yerdeyiz. Elazığ'ın Ağın ilçesindeyiz. Evet, burası Elazığ Ağın ilçesi. Karasu Nehri ile Murat Nehri'nin birleştiği tam merkez noktadayız. Burada her iki nehir birleşir ve o müthiş nehrimizin adını alır ve Fırat Boğazı'dır. Buradan itibaren artık Fırat Nehri olarak devam eder. Değerli bir dostumuz var yanımızda. Merhaba, sizleri tanıyalım. Merhabalar efendim. Ben Ağın ilçesine kayıtlı İbrahim Yay. 28 yıl devlet memurluğu yaptım. Bunu 21 yıl Ağın Belediyesi'nde, 7 yılı da Halk Kütüphanesi'nde idareci olarak geçti. Emekli olduktan sonra kendime ufacık bir mekan açtım. Çiğ köfte, işte ızgara köfte türünde. Ben dostane bir şekilde ahbaplarımızla. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Ama bize buraları bir anlatın. Manzara müthiş. Çok etkilendik, heyecanlandık. Ağın neresi? Haritanın neresinde? Kimler var? Ağından kimler gelmiş? Kimler geçmiş? Evet. Ağın Elazığ ilçemizin en güzide, en şirin ilçelerinden, nüfusu az olan bir ilçedir. Çok nezih bir ilçemizdir. Bayağı bir bürokrat kesimin yetiştiği, bu bağırdan kopup da gurbetlere çıkan insanlarımızın çoğunlukta olduğu yerin bir memleketidir. Çok gün görmüş insanlarımız vardır. Yani hemen hemen diyebilirim ki medeni olarak yaşanan ve %100 okur yazar oranına sahip olan bir ilçede yaşıyoruz biz. Kimler gelmiş efendim buradan? Önemli isimleri biz biliyoruz. Efendim, bunun şimdi eski tarihine baktığımız zaman, Ağın'ın eski tarihine baktığımız zaman Urartular dönemine dayanıyor. Yani Urartular gelmiş. Ondan sonra onlardan sonra İşte Roma'ya geçiyoruz, Bizans'a geçiyoruz. İslam medeniyeti, tabii ki Türkler bu bölgede yerleşik düzene geçmişler. Nüfusu ne kadar Ağın'ın? Nüfusu tabelada gördüğümüz kadarıyla 1800, fakat kış aylarında bu 1500'lere falan düşüyor. Yani İnşallah daha fazla olur. Bizimkiler. Önemli isimler de gelmiş geçmiş burada. Tabii ki. Destan şairimiz Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu bu bağırdan kopmuştur. Rüştü tiplemesiyle dünyaya veyahut da Türkiye'ye ün salmış, bir kele olan tiplemesiyle ün salmış Rüştü Asyalı bu memleketin bağrından çıkmıştır. Günerkan Aydoğmuş şairimiz, yazarımız. Şerif Aydemir şairimiz ve yazarımız. Bedrettin Keleştumur aynı zamanda şairimiz ve yazarımızdır. Bunun gibi nice devlet insanlarımız. Tabii ki burası. Devlet adamları da yetişti. Kim? Mehmet Ağar en azından buralı mesela. Tabii ki buralı. Evet. Buralı. Mehmet Ağar'ın gelip gidiyor mu Mehmet Bey? Gelip gidiyor. Oğlu da şimdi şu anda milletvekilimiz oldu zaten, Elazığ milletvekili AK Parti'den. O da hayatında ilk defa geldi ve çok beğendi. Milletvekili olarak. Evet, milletvekili olarak ilk defa geldim. O zaman çok büyük hizmetler bekliyoruz. Vallahi bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Evet, son neler söylersiniz? Bu makus talihi yenmemiz lazım. Ağını belli yere getirmemiz lazım. Çünkü Ağın çok yalnızlaştı, çok sahipsiz kaldı. Bizim gurbetteki hemşehrilerimizden tek dileğimiz, tek evet. İstirhamımız
memleketlerine sahip çıksınlar. Ağınımıza, ilçelerine sahip çıksınlar. Çünkü bir cazibe merkezi haline geldi. Bademcilik sektörü ve leblebicilik sektörü aldı başını yürüyor. Buraya genç istihdamın sağlanması için yatırımların gelmesi lazım. Çünkü gerçekten buranın geleceği parlak. Ağınımızın geleceği parlak. İnşallah parlak ve temennimiz o. Ve temennimiz evet, o. Gitmediğiniz yer sizin değildir diyoruz. Evet, buradan memleketlerini iş icabı terk eden insanlarımız mutlaka buralara gelsinler, yatırım yapsınlar ama bu muhteşem manzarayı da doya doya seyretsinler. Fırat Havzası'ndayız, Fırat bölgesi ve birçok medeniyet kurulan yerimiz var. Ama bana göre artık Fırat'ın başkenti, Fırat'a adını veren Ağın ilçesi diyebilir miyiz? Evet. Elazığ'ın Ağın ilçesi Fırat Irmağı'nda başkenti olarak ilan ediyoruz. Neden? Karasu Nehri ile Murat Irmağı burada buluşur. Burada beraber olurlar ve Fırat adını alır. Ve size artık Fırat Nehri'nin başkentinin Ağıl'ın belediye başkanımızsınız. Evet. Ama Fırat Irmağı'nda başkenti olarak, başkentinin belediye başkanı olarak ilan ediyoruz. Mikrofonu size veriyoruz. Kimsiniz? Biz sizi tanıyalım efendim. Efendim hoş geldiniz. Elazığ Ağın belediye başkanı Ali Uslu ben. Ağınımız şirin bir ilçe, küçük bir ilçe, sakin bir ilçe. Tabii Keban Baraj Gölü'nün 1974 yılında yapılması münasebetiyle ilden de bağlantısı kesilince göçler vermişiz. Birçok yanayan karamız var. Allah nasip kısmet ederse köprümüz de yapıldı. İlçeyi ayağa kaldıracağız ve yakışır bir şekilde Eğin, Arapkir, Ağın bir üç birliktelikle tabiri caizse üçü bir arada diyelim. Turizmi o dağ haline getireceğiz. İşte tekne turlarımız, gençlerimiz için kamping alanları ve buna benzer bir sürü projemiz de var. Daha Çiçeği Burnu'nda belediye başkanıyız. Öyle mi efendim? 25 gün oldu. Allah nasip Allah kısmet etti. Allah başarılar nasip etsin. Allah razı başkan. Olsun. Çok büyük hizmet yapasınız. İnşallah sizin gibi değerli büyük abilerimiz de bizlere desteğiyle ağınımızı tanıtmada büyük bir rol oynuyorsunuz çünkü. Allah başımızdan eksik etmesin. Tüm gelen misafirler de hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Burası büyük devlet adamları, şairler, birçok önemli insanlar yetiştirmiş bir bölge ama manzarası muhteşem. Artık burayı devralen programı olarak Fırat Nehri'mizin başkenti Elazığ'ın Ağın ilçesi. Ağın ilçesi olarak ilan ediyoruz. Bir başka deyişle Elazığ'ın Ağın ilçesi Fırat Nehri'nin başkenti. Evet. Tescilleyelim efendim. Kesinlikle. Evet, dünya coğrafyasını geziyoruz. Dağlar, ovalar, nehirler kültürümüzü, tarihimizi anlatır. Medeniyetimizin sınır çizgisidir. Amu Derya, Siri Derya, Orhon dağlarımız, Tanrı Dağları, Altay Dağları medeniyetimizin kilometre taşıdır. Ama Anadolu coğrafyasında Fırat Nehri'nin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi vardır. Erzurum Dumlu Baba Dağı'ndan doğan Fırat, Karasu adı ile gelir. Ağın ilçesine kadar gelir. Murat Irmağı da Bingöl Dağları'ndan doğar ve bulunduğumuz burada Elazığ'ın Ağın ilçesinde buluşurlar. Birbirlerine kavuşurlar ve sonra da ne mi olur? Şu olur değerli izleyenlerimiz. Fırat Boğazı'ndan sonra Fırat adını alır ve nazlı nazlı Anadolu coğrafyasını sulayarak Orta Doğu coğrafyasından Basra'dan denize dökülür. Fırat'la ilgili neler anlatılmaz ki? Kitaplar yazılmıştır Fırat üzerine. Türküler söylenmiştir. Hikayeler anlatılmıştır. Fırat'a gem vurulmuş, enerji olmuştur Fırat. Bereket kaynağı olmuştur Mezopotamya'ya ve Anadolu'muzun her şeyidir Fırat. Fırat insanlık tarihiyle eşdeğerdir. İsterseniz sözü uzatmayalım. Sizi Fırat belgeseliyle Karasu ve Murat Irmağı'nın birleştiği noktadan aldan baş başa bırakalım.